Ali Karasanoğlu, derdiniz yolsuzluksa MB'yi niye sormadınız? Bazı internet siteleri ortak karar almışlar. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun talebi üzerine mahkemenin verdiği 17 Aralık darbe sürecine bahane yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberlere getirilen yayın yasağı kararına uymayacaklarmış. Paşa keyifleri bilir, uymazlarsa cezasına katlanırlar. Ama biliyorum şimdi erkeklik gösterisi yapıp yasağa uymayacağız diyen soytarılar yarın da salya sümük alayıp bize ceza verildi diyecekler. Yayın yasağının yanında mıyım? Şahsi olarak hayır. Ben kural olarak yayın yasağı diye bir şey kabul etmiyorum. Hani haber olursa olsun o yayın yasağı koymak gereksizdir, lüzumsuzdur. Ama bana sorsanız bu zibidilerin yaptıkları haberleri sen yapar mısın diye hayır derim. Niye hayır diyeceğimi de tek bir hatırlatmayla gerekçelendi değerlendireyim. şu. 17 Aralık darbe operasyonunun baş aktörü kimdi? Zaman Gazetesi ve Samanyolu Haber TV. Peki dün bazı gazete ve internet sitelerinin aldığı yayın yasağına uymayacağız kararında. Bu gazete ve televizyon var mı? Yok. Today Zaman'a eklemişler. O yeter demişler. Peki Zaman ve Samanyolu Haber yasağı uymayacaklar arasında niye yok? İşte düğüm burada. Kendisini riske atmadan başkalarının sırtından geçinme, hep menfaat peşinde koşmanın deşifresi burada. Kirli ittifakların gerçek yüzü burada. İftiraları başlatan ve dinamo rolü gören bu ikili çok iyi biliyor ki AK Parti üst yönetimi tarafından onaylanan tek bir yolsuzluk olayı yok. Flu olaylarla bir algı oluşturmak istediler. Küçük küçük birkaç malzemede buldular. Ama onların istedikleri en tepedeki ismi devirmekti. Onunla ilgili tek bir belge bulamadıkları için devirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi kıyıda köşede kalan internet siteleriyle şantaja boyun eğen solak yayın organlarıyla oluşturmak istedikleri algıyı gündemde tutmaya çalışıyorlar. Kendilerini riske etmeden, erkekçe meydana çıkıp yiğitçe savaşmadan, başkalarının sırtına binerek iftiralar tescillendiğinde biz yayın yasağına karşı çıkmadık ki bakın biz yayın yasağına uymuşuz diyebilecek delilleri oluşturarak yasa uymayacağız diyen arkadaşlar gerçekten bir yolsuzluğun üstünün örtülmemesi için mi çalışıyor? Hayır. Eğer bir yolsuzluk varsa, o yolsuzlukların gerçek faillerinin cezalandırılmasında, bugün takipçi gibi görünenler, yarın bu suçlamaları unuturlar da biz unutmayız. Bizim duruşumuz belli. Biz yolsuzluklara kökten karşıyız. Senin adamın, benim adamım şeklinde ayrım yapmadan, Kanal Türk'ün çekilmemiş Atatürk belgeseli için CHP'den 3 trilyon lira almasını da unutmayız. Yayınlanmamış reklamlar için 7 trilyon lirayı Kanal Türk'e aktaran koçun yalanını da unuttu. Durmayız. 17 Aralık olayında da kenara yazdığımız ciddi iddialar tabii ki var. 700 bin liralık saatin hediye edildiği iddiası bir kenara, Türkiye şartlarında o değerde bir saatin kola takılmasına bile eyvallah etmeyiz ettirmeyiz. Ama kusura da bakmasınlar. Kimsenin piyonu değiliz. Kimsenin uşağı değiliz. Kimsenin oyununa gelmeyiz. AK Parti içine sokmak için binbir çaba sarf edip sonra da kendilerinin partiye soktukları adamlar üzerinden partinin üst yönetimindeki dindar insanları devirme operasyonunda maşa olmayız. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde, yolsuzluk yapan tespit edildiğinde, bugün ortalıkta dolaşanların hepsi ceza verilmemesi için ara olurlar da o gün tek başımıza da kalsak biz veririz yanlış yapana ceza verilmeli mücadelesini. Peki ya onlar? Yolsuzluğun failine göre bugüne kadar hep yanar dönerlik yapmadılar mı? Somut ve yakın tarihten örnek vereyim. Önceki gün Yeni Şafak gazetesinde 2010 yılı KPSS imtihanında bir ünlü gazetecinin yakınlarının tüm soruları cevapladığı bildiriliyordu. Gazetecinin ismi de MB olarak kodlanıyordu. Baktım gazetelere, baktım internet sitelerine bir tanesi bile o ünlü gazetecinin kim olduğunu yazmadı, yazamadı. Sadece Akit arşiv sayfasında sordu. O gazeteci Mehmet Baransu mu diye. Şimdi tekrar soralım. KPSS'de yakınları full çeken gazeteci acaba Mehmet Baransu mu? O arkadaşın tweetlerini günlerdir takip ediyorum. Bakalım iddialar hakkında ne diyecek merakıyla. Kim bu gazeteci diye sormasını boş verin. Direkt kendisinin suçlanmasına karşı bile tek kelime etmedi. O etmediği gibi yayın yasağına karşıyız, yayın yasağına uymayacağız diye meydan okuyan internet siteleri, gazetelerde KPSS hırsızlığı için tek kelime yazamadı. Hani sizler yolsuzluklara karşıydınız. Niye yazamıyorsunuz KPSS yolsuzluğunu? Kendi ayağınıza kurşun sıkacağınızı çaktığınız için mi? Binlerce, on binlerce memurun hakkını yiyen, soruları çalanlar için somut bir hırsızlık olayının failleri için tek kelime edemeyenler, maval okumasınlar. Yolsuzluğun Y'sini yazamazlar onlar. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit